Evet, sevgili Ufuk Tarhan'ı konuşturmaya ve konuştuklarını Big Data'ya atmaya devam ediyoruz. Biz çok konuştuk, yani hemen hemen her konuğumuzda bir şekilde oraya geliyor ama bu eğitim konuşmakla bitmiyor. Bu eğitimi konuşalım, yani Ufuk Tarhan'ı dinleyelim bu konuda. Şimdi bu programı izleyen herkeste bir endişe var. Bizim buradaki kamera arkasındaki arkadaşlarımız da herkes çoluk çocuk sahibi. Ne olacak bu çocuklar? Hani biz ne yapacağız ayrı bir mesele ama çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Bu büyük evren, bu eğitim evreni nasıl ilerleyecek, ne yapacağız? Herkes gelecekten endişe etmeye başladı. Siz umut dolu bir gelecek anlatıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Güzel gelecek diyorsunuz. Gelecek, ama güzel gelecek. Geleceği konuştukça bizim endişelerimiz artıyor. Ne olacak bu çocuklar? Bizim eğitim sistemimiz ne yapacağız? Şimdi bir kere böyle hani. Evet evet. Şimdi şöyle eğitim aslında çok hiyerarşik bir kelime. Yani ve ne bileyim 200 yıl önceki ihtiyaçları karşılamak üzere kurgulanmış bir sistemden bahsediyoruz. Ama onun dışındaki hiçbir şey o yıllar gibi değil. Evet. Onun için eğitime benim bir alerjim var. Yani buna çok önem verilmesine. Üstelik de bunun da okulla sanki karşılanabileceğini. Yani okul, eğitim eşittir parçası. Okul dediğimiz zaman ve sorumluluğu da hadi eğitim sistemi artık bunu halletsin. Ya da nasıl halledecek, o halletmeli canım gibi bir yaklaşım beni rahatsız ediyor. Outsource edilecek bir şey değil. Değil, bu. Değil. Ve bunu da eğitim demeyelim de biraz kelime de ve kavramda ve sistemde aşılmış olduğu için yani negatif şeyler geliyor. Ne öğrenme diyelim. Öğrenme. Öğrenmeyi önceliklendirelim, öğrenmeyi öğrenelim. Birinci söylemek istediğim bu. Yani eğitim bir kenara koyalım demiyorum. Ama önce bir öğrenmeyi, neyi öğreneceğiz, niye öğreneceğiz ve bazı şeyleri de niye öğrenmeyeceğiz? Her şeyi de öğrenmek zorunda değiliz. Öyle de bir seçeneğimiz var. Tabii çok big data. Evet. Adı üstünde neyi öğreneceğiz abi? Her gün bir şey, yani bu aynen. Big data daha da big data oluyor. Büyük bir veriyle karşı karşıyayız. Ne öğreneceğimizi bilmemiz evet, gerekiyor. Evet, yani öğrenme tasarımını, neyi öğreneceğimizi tasarlamayı becerdiğimizde aslında geleceğimizi de tasarlamış olacağız. Kimin, bireyin olacak. Sorunu mu bu? Evet, herkesin. Kendi çocuklar sorunu. İçinde anne babanın sorunu. Ve bir de mesela hep çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Yani evet. Suyunu, şununu, bunu hep bir yetiştirme. Burada da dünya öyle bir çağdan geçiyor ki ilk defa bu gelecek için yetişme derdi çocukların değil büyüklerin derdi. Yani ben şunu anlatamıyorum. Büyüklere diyorum anladım. Ki siz ne yapacaksınız? Siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Çocuklar kendini zaten şey yapacak, kurtaracak ve onları öğrenecekler ve büyük ölçüde hazır gibi de geliyorlar zaten. Onlar uyumlanmaya ve bununla birlikte büyümeye çok hazırlar. Burada dert yetişkinlerin aslında kendini yeniden eğitmesi yani öğrenimini acaba kurgulaması. Acaba o sorunun arkasında o mu var? Çocukları nasıl yetiştireceğiz derken oradan bir bilgi alıp kendini mi kurtarmaya çalışıyor büyükler? Yani biraz sorumluluktan kaçma, biraz artık benden geçti diye kurtarmaya çalışma filan da var ve gözünde büyütme var. Halbuki gerçekten artık en önemli konu bütün yetişkinlerin bir ömür uzadığı için çok daha uzun süre aktif çalışmak durumunda kalacaklar. Kalacağız yani hepimiz. Onun için yeni dünyada, yeni gelecekte ne işe yarayacağımızı kestirip ona göre bir kere kendimizin öğrenerek eğitmesi gerekiyor. Yani orada bir ayar vermek lazım. Hani her şey çocuklar için değil. Şimdi çocuklara rehberlik edebiliriz. Eğitmeyiz de onların yaşamlarına yardımcı olabiliriz. Bunu olurken de bir takım yeni yaklaşım ve araçlardan yararlanmak lazım. En yararlanacağımız araç ne? İnternet. Bununla ilgili çok hararetle tavsiye ediyorum. Sugata Mitra diye bir Hint asıllı Amerikalı profesör var. YouTube'da her yerde tercümeli, Türkçe altyazılı şunu videoları bunu yani var. İzlenebilir videoları var. Lütfen onu izlesinler. Tekrar bu adam, eder misiniz? Sugata Mitra. Yani tamam. Aynen okunduğu söylediğim gibi yazılıyor ve okunuyor. Bu adamın bir de Khan Akademi var. Yazılışını söylüyorum. K-H-A-N. Khan Akademi ve bunun Türkçesi de var. İnternet üzerinde bir okul, tamamen kar amacı gütmeyen bir sivil inisiyatif olarak kurdu. Ne anlatıyor? Ders, okul, bulutta okul bunlar. Yani bu Khan Akademi buluttaki okulların
en bilinenlerinden, Google'dan ve Microsoft'tan önemli yatırımlar alarak kurulmuş bir okul. Lütfen hemen baksınlar, Google'landığı anda çıkıyor. Türkçe çok güzel bilgisayar dahil müfredat var. Mesela nasıl programlama öğrenebilirim, matematiği nasıl ilerletebilirim, çocuğuma matematiği nasıl sevdirebilirim diyen varsa hemen girsin, buradan incelemeye başlasın. Çünkü bu platformun, bu okulun, dijital okulun, buluttaki okulun çıkma sebebi zaten bütün dünyada çocuklar, insanlar matematiği sevmiyorlar. Matematikten korkuyorlar ve giderek daha matematik biliminden türemiş algoritmalarla iş yapan bir dünyaya gidiyoruz. Onun için matematiği sevmemiz lazım. Algoritmayı, kodlamayı sevmemiz, öğrenmemiz lazım. Mesela bunun için bu çok önemli bir platform. Hani çok somut, ben çocuğumu nasıl, ne yapayım? Girin Kaan Akademi, akademiye bakın. Hemen hemen etrafımdaki bütün yetişkinlerde şöyle bir mesele var. Çocuklara interneti yasaklamak istiyorlar. Yani rezalet, insanlık suçu. Evet, onu konuşalım. Çünkü internetten, çocuğu internetten uzaklaşırsa çok mutlu oluyor. Yani telefonunu bırakırsa çok mutlu oluyor. Bu konuyu açalım. Ne düşünüyorsun? Çok kötü düşünüyorum. Yani kötü derken hiç olumlu bakmıyorum. İnternet bir insanlık hakkıdır. Evet, aynen öyle. Yani karanlıkta bırakmak, ışığı kapatıp çocuğu bir karanlık odada cezalandırmak, ya bunda neyse, endişe edecek bir şey yok aslında. Ya hayır, yok tabii. Nasıl var? Endişe edilecek şey her konuda olduğu gibi. Aşırı ve kontrol edilemiyorsa eğer bu. Yani sokağa çıkmasında da zarar var o zaman. Okula gitmesinde de mesela bütün kötü alışkanlıklar, kötü arkadaşlıklar, yoldan çıkaran, insanın hayatını etkileyen kötü şeyler okulda kazanılıyor. Okula yollamıyor muyuz? Yani bu onun gibi bir şey. Ya da kapatıp ışığı çocuğu karanlıkta cezalandırmak gibi. Yani bu insanlık suçu kategorisinde belki bir şey olur. Belki de internet hakkında fikri yok yetişkinin. İşte. Onu öğrenmek yerine onu yasaklamayı aynen tercih ediyor. Mesele orada. Yani anne babaların ya da büyüklerin, hepimizin aslında gençlere yapmamız gereken şey rehberlik. Ve birkaç tane de çok çarpıcı deneyden söz etmek istiyorum. İki deney var. Yine bu Sugata Mitra'nın yaptığı şeylerden, deneylerden. Mesela bir çok gerici bir yöre, yani sosyoekonomik koşulları çok zor olan, hani bu slum denen Hindistan'daki gecekondu mahallesi gibi yerlerde 5 tane bilgisayar bırakıyor bir yere. Ve başka hiçbir uyarıcı, hiçbir yönlendirici, anons, bilgi olmaksızın da 20 tane falan çocuk oraya salınıyor. Ve çocuklar yarım saat içinde, İngilizce bilmiyorlar, doğru dürüst eğitim almamışlar, hiçbir şeyden haberleri yok. İnternete girerek browser'ı, yani arama yapmak ne demek ki, İngilizce. Bunların hepsini web browser bilmem ne gibi terimleri çözerek, oralara girerek, oralardan oyunlar bularak oynamayı yarım saat içinde birbirleriyle etkileşerek ve internetten bilgi alarak beceriyorlar. Bir aşama sonra bu şöyle bir deney yapıyor. Yine hiç bu ön uyarı almayan çocukları internet, bilgisayar ve bir kalabalık halinde bırakıyor. Fakat bu sefer eğlenceli ama zor bir soru soruyor. İnsanın tırnağı ne kadar uzar? İşte bir gün sonra ne kadar uzar? 2 hafta sonra ne kadar uzar? Çocuklar başlıyorlar söylemeye. En sonunda peki böyle uzar uzar pencerenin dışına kadar taşar gider mi? Yok artık diye gülüşüyorlar filan. E nasıl o zaman? Nerede durur? Niye durur? Ha, insan tırnağı neden uzaması, neden durur? Soruyorum size diyor. Neden durur? Hocaya soruyorlar. Siz bulun bakalım diyor. Önlerinde bir internet ve grup halinde bir çocuk var. Ve yine takriben yarım saat içinde biyolojiden, genetik değişimden, insan yapısından, kimyadan, fizikten hepsini bahseder öğreniyor. Halde gayet de detaylı bir şekilde insan tırnağı ne demektirden başlayıp niye uzar, niye çıkar, fonksiyonu nedir, nereye kadar sürerleri anlatabilir hale geliyorlar. Ve 6 ay sonra buna, çünkü birileri diyor ki internetten copy paste aldılar, bunu unuturlar, yüzeysel bilgi. 6 ay sonra filan yine aynı gruba klasik imtihan sisteminde hiç önden bundan bunu soracağız demeksizin imtihan yapılıyor. %70-80'i geri geliyor bilginin. Yani gayet de kalıcı bir şekilde öğreniyorlar. Buradan çıkarılan dersler şu. Çocukları bir kere en yapılması gereken şey iyi insan olarak yetiştirmek. Yetiştirmek derken yani iyi insan olmayı
rol model olarak öğretmek. Yoksa benim dediğimi yap, yaptığımı yapma değil. Aksine rol model olarak, iyi insan olarak yetiştirmeye gayret etmek, eğitmek, yetiştirmek kelimelerini az alışkanlığı kullanıyorum ama ben tam anlamıyla rehberliği ve rol modelliği kastediyorum. Bir de internet, bilgisayar, yani teknolojik olanakları ona sağlayarak sağlam sorular sorup, merak ettirerek o meraklarını gruplar halinde, ama bunda da bir sınırlama yapmaksızın, etkileşim, yani bundan sonra öğrenmenin en önemli faktörü teknolojik araçlara sahip olması, ki onun en önemlisi internet, bir de etkileşim içinde olacağı grupların içinde bulunmak. Bundan sonraki başarı kriteri ne biliyorsun, ne öğrendin değil, o bilgiyi kullanarak sen ne yaptın, ne yapabilirsin ve ne yapmak istiyorsun. Yani projeci insanlar, projeler içinde çalışabilen çocuklar geleceğe hazırlanmış olacaklar. O çünkü o projelerdeki çözülmesi gereken problemi merak ediyor olacak, onu çözmeye gayret edecek. Yetişkinler tabii bu soruları sorarken bir reçete istiyorlar. Evet. Keşke diyorlar işte nokta nokta yap, çocuğun geleceğe hazır olur. Evet. Gibi bir cevap istiyorlar ama bütün bunlardan anladığım kadarıyla aslında yetişkinlere de çok iş düşüyor. Tabii. Yani öyle bir birine devredilebilecek bir şey değil bu. Hayır, hayır. Çünkü bir kere yani artık mesela okul öncesi eğitime niye çok önem veriliyor? Çünkü birçok kalıcı kişisel özellik, tutum, okul öncesi aile ortamı, yaşadığı sosyolojik ortamda kalıcı olarak geçiyor çocuklara. Onun için okul öncesi eğitim aileyle birlikte, yani bu bir takım oyunu. Ne sadece aile sorumlu olabilir, ne sadece okul olabilir. Hepimiz sorumluyuz birbirimizden. Yani etkileşim dediğimiz mesele son derece önemli. Bunun için çok da güzel bir deney yapıyor. Yani insanların doğasında otomatik bir sistemin nasıl çalıştığını ve etkileşime ne kadar reaksiyonel ve açık olduğunu göstermek için çok kalabalık bir konferans salonunda diyor ki ben şimdi elimi şu anda yapsak da ben eminim o sonucu elde ederiz buradaki stüdyodaki arkadaşlarla. Ben denedim çünkü aynen böyle oluyor. Kalabalık bir grupta diyor ki ben elimi kaldırdığım zaman herkes lütfen senkronize bir şekilde tempo tutsun. Tempo tutarak alkışlasın diyor. Ve elini kaldırıyor. Kayıtlarını dinlersiniz bir şeyden. İlk önce böyle bir kaos oluyor. Birbirine karışık alkışlar varken yavaş 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 bir tempoya oturuyor. Çünkü neden? Yanındakini duyuyorsun, ona uyum sağlıyor. Onu duyan öbürleri ona uyum sağlıyor. Ve sonunda otomatik bir sistem çalışmaya başlıyor. O yüzden etkileşim ortamı ve buna açık ve bunun yapılabileceği ortamlar öğrenmeyi hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek için müthiş önemli. Yani okullar çocuklara artık yararlı değil zararlı yerler, klasik kurguları itibariyle. Nereye doğru değişmeleri lazım? Bir takım oyunu kurulması, bir sürü proje kurgulanması, yeteneklerine göre çocuklar, yaş değil, yeteneklerine göre o kurguların içine konulmalı, proje oyuncusu yapılmalı. Öğretmen dediğimiz, yani eğitmen dediğimiz kişilerin de onlardan çok daha çok şey bilip deneyimlemiş olup onlara o projelerinde rehberlik, koçluk yapması gerekiyor. Yani aslında bu yöntemi Stanford falan gibi böyle hani dünya çapında, Harvard gibi okullarda, üniversitelerde 60'lardan 70'lerden beri uyguluyorlar. Oradaki mesela 60'da 70'te alınmış bir sınıf fotoğrafı görsek, bu ilkokulda da olabilir, her yerde de. Görüyorsunuz serbest projeler halinde, masaları halinde oturmuşlar. Arada öğretmenler, profesörler de onlarla birlikte çalışıyor. Yani ben anlatayım, sen dinle, gel bir daha imtihan ol, sonra mesela işte biri 100 alsın, bir sen 70 al, biri 20 al. Mesela 20 alıyor. Ne demek bu? Öğrenememiş o dersi. Zayıf diyor, bir dahaki ve devam ediyor hayat. O bilmeye bilmeye bu sefer daha zor bir imtihana giriyor ve matematik diyelim bu. Bu sefer 40 zar zor alıyor ama çocuk hala öğrenemedi. Ne oluyor? Matematikten soğudum. Şimdi programımızın sonuna geldik. İz bırakan bir cümleyle bitirelim. Tamam, bu benim artık şeyim oldu galiba. Son sözü, iz bırakalım. İz bırakan, bir seneyi düşünüyorsan pirinç yetiştir. 100 yılı düşünüyorsan çocuk eğit demiş Çinliler. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ama bir kere daha tekrarlamak istiyorum çünkü tam da konusu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Size de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.